terörle, onların işbirlikçileriyle, zehir tacirleriyle, çetelerle, organize suç örgütleriyle mücadelemiz devam edecek. İşte bunu yapıyor şu anda İçişleri Bakanlığı. Her gün bir dosya okuyoruz. Tam da böyle bir takvimde 140 Jurnos isimli belgesel YouTube kanalı, kurucuları da benim dostlarım, çok da takip ettiğim bir kanal, dün itibarıyla bir belgesel yayınladı. Belgeselin adı Kedicik Hatta ekran görüntüsü var. Şu ana kadar 900 bine yakın izlenme aldı kedicik. Dün e, servis edildi bu belgesel bir anda ve e, ekrana gelir gelmez buyurun 811 bin e, görüntülenme almış. Dün değil önceki gün servis edilen bu. E, belgesel ve Trend videolarda zannediyorum bir numaraya yükselmiş olabilir. 140 Junos bir belgesel kanalı genç girişimci gazeteciler tarafından kurulmuş 1,5 milyona yakın abonesi var ve Kedicik Belgeseli de e, çok ciddi şekilde, e, çok ciddi şekilde e, bir e, içerik e, içeriğe sahip. Belgeselin temel mesajı ne? Belgeseli izlemediyseniz izleyin. Ama belgeselde şöyle bir cümle var ki bence belgeselin temel mesajı o. Belgeselde Adnan Oktar ve Adnan Oktar'ın karanlık örgütüne ilişkin bir önceki İçişleri Bakanlığı döneminde bir takım kollamalar yapıldığı deyim yerindeyse soruşturmaya engel teşkil edecek bazı uygulamalar yapıldığı ifade ediliyor. Bunu kim anlatıyor? Belgeselin içinde Konuşan bir emniyet müdürü anlatıyor. Bu emniyet müdürü diyor ki belgeselin içinde Adnan Oktar terör örgütüyle ilgili e, açıklamalar yaparken biz diyor defalarca diyor Adnan Oktar'ı ve bu korkunç örgütü ele geçirmek istedik. Ancak emniyet içindeki bazı odaklar bizzat bize engel oldu diyor. Belgeseli izleyin. Bunların peki aynı anda e, ekrana geliyor olmasının siz bir tesadüf olduğunu, olduğunu mu düşünüyorsunuz? Ben düşünmüyorum. İçişleri Bakanı Ali Kaya çok ciddi bir şekilde düğmeye basmış gözüküyor. Nereye gidecekse bu işin sonu oraya kadar götürmeye de kararlı gözüküyor. Kedicik belgeselini lütfen izleyin. Oradaki emniyet e, mensubu eski emniyet müdürünün bu örgütle ilgili, bu örgütün nasıl korunup kollandığı ve bir türlü müdahale edilemediği geçmiş zamanlarda ile ilgili açıklamalarını işte B.B. King yazıyor. Ben izledim. Adnan'ı kollayan bir baron var diyor. Belgeselin temel mesajının da ben bu olduğunu düşünüyorum zaten. Hatta o kadar ki Hande Kuta isimli bir gazeteci meslektaşım belgeseli eksik bulmuş o yüzden. Hande şöyle yazıyor. 140 Jurnos Adnan Oktar belgeseli en mayınlı bölgeleri es geçerken soyluya senin artık hükmün yok seni harcayabiliriz demiş. Seks kölesi yapılan bu kadınların şantaj için hangi üst düzey bürokratlara, diplomatlara, siyasilere sunulduğunu ima etmeyi bırak bu a değinilmemiş bile. Yani Hande diyor ki e, kalsın lütfen ekranda bu Hande diyor ki belgesel sadece soyluyu hedef alıyor yani soylunun ihmalini ya da e, hesabını açığa çıkartmaya çalışan bir yapı içerisinde çekilmiş oysaki diyor Hande biz biliyoruz ki bu rezil a e, birçok üst düzey bürokrata, diplomata ve siyasiye bu kadınları sundu. Zaman zaman bir fuhuş objesi öznesi olarak sundu. Zaman zaman da aslında bu görüntüleri kaydedip yarın öbür gün bir şantaj arşivi olarak kullanmak üzere sundu. Bu örgüt gerçekten neden şimdi harcanmak istendi ve bunca zaman verilen tavizlere ne noktada artık yeter denildi? Umarım bir gün öğreniriz. Eli düzgün bir belgesel ama bu haliyle biraz Yaşasın yürekli Türk polis teşkilatı virali gibi olmuş. E, belgeseli nereden izleyebiliriz diye soruyor e, Seher. Şimdi Efes size e, chat ekranına e, linkini bırakabilir. Aynı zamanda yayından sonra açıklamalar sayfasına yani aşağıya yorum yazdığınız sayfaya da linkini bırakabilir. E, diyor ki Hande ben işin magazin kısmını deşeceklerse babun ailesini irdelerler diye düşünmüştüm ve merak ediyordum ama onları da es geçmişler. Bu babunalar acayip bir şey biliyorsunuz. Benim de var e, onlarla ilgili bir yayınım. Oktar Babunay'ı Habertürk ekranlarında 20. saat programına konuk almıştım. E, sert bir yayın olmuştu. Teke tek bir yayın olmuştu. Sonra da beni e, terörle mücadele dairesinden ifademi almak üzere davet etmişlerdi. Varlıklı iyi eğitimde burjuva sınıfı mensubu bir ailenin 5 çocuğunun birden. Bu meczup e, adamın. Kuklasa olması benim aklım almıyor. Oktar Babuna 2006'daki davada örgütten şikayetçi olan anne babası için bunlar eş değiştiriyor. Babam organ kaçakçısı gibi ifadeler söylemişti. Tüm servetlerini örgüte döken bir aile torunları da örgütte. Oktar Babuna'nın ilik nakli hadisesi zaten ayrı Netflix dizisi. Hem de nasıl Netflix dizisi? O ilik nakli sırasında ben ATV'de haber muhabiriydim. Onu size bir gün ayrıca anlatayım. ...dehşet bir hikaye, baştan sona dehşet bir hikaye. Böyle bir örgüt olduğu biliniyor. Bu örgütün içinde fuhuş var, kara para var, bu örgütün içinde uyuşturucu var... ...ve buna rağmen senelerce koruyup kullanmış ve örgütü eli değen herkesin cayır cayır yandığı bir örgüt. Rahmetli Adil Serdar Saçar ilk dokunanlardan... Onun da başına gelmeyen kalmamıştı. Şimdi bu videoyu izlediğiniz zaman bu kedicik örgütlenmesinin kim tarafından korunup e, e, kollandığını, son dönemde kimin bunlara müdahale edilmesine ya da soruşturulmasına engel olduğunu zaten anlarsınız. Bir enteresan döneme girmiş bulunuyoruz. Bir kez daha hatırlatmak istiyorum.